Sayın Alekta, Kudüs bizim meselemizdir. Niçin bizim meselemizdir? Doğu Kudüs, sizin zannettiğiniz gibi İsrail'in toprak parçası değildir. Uluslararası hukuka göre Doğu Kudüs, Filistin devletinin parçasıdır. Ve 1967'de işgal altında olan topraklardan oluşur. Bu toprakların parçası. Mescid-i Aksa da Doğu Kudüs'te bulunur, bilginize. Mescid-i Aksa, İsrail toprağı değildir ve olmayacak. Ve bir gün barış olursa, ki benim kastettiğim oydu, bir gün barış olursa Doğu Kudüs, Filistin devletinin baş şehri olacaktır. Sayın milletvekili, şu anda Doğu Kudüs'teki dini mekanların idaresi bile hala Osmanlı'dan kalan teamüllerle yürütülüyor. Yeni bir uygulama yok, yeni bir hukuk yok. Osmanlı'dan kalan teamül geçerlidir. 1948'de savaşı sonrasında oluşan Doğu Kudüs Komisyonu vardır Birleşmiş Milletler'de. Türkiye Kudüs Komisyonu üyesidir. Amerika ve Fransa ile birlikte. Ve hala bu komisyon Birleşmiş Milletler bünyesinde varlığını sürdürmektedir. Biz bu komisyonun üyesiyiz. Uluslararası hukuk açısından da bizi ilgilendirir. 1967 işgali söz konusu olduğunda Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa İsrail bayrağı çekildiğinde dışişleri arşivlerimizde var. İlk tepkiyi ve en sert tepkiyi rahmetle anıyorum oradaki başkonsolosumuz vermiştir. Ve bu bayrak burada inmezse Türkiye-İsrail ilişkilerini bütünle gözden geçecektir demiştir. Doğru da yapmıştır. 1980'de İsrail Doğu Kudüs'ü baş şehir ilan ettiğinde de maslahat güzel düzeyine bu sebeple indirilmiştir. Doğru da yapılmıştır. Geçmişte olduğu gibi bugün de Doğu Kudüs bizim meselemiz olacak. Sayın Başbakan, bunun sözünü atfen yine tekrar ediyorum. Kudüs'ün kaderi de, Bağdat'ın kaderi de, Bişkek'in kaderi de, Semerkant'ın kaderi de, Saraybosna'nın kaderi de bizim kaderimizdir. İyi akşamlar efendim. Gözden kaçanlara hoş geldiniz. Bu akşam Sadık Yalsız Uçanlar yanımızda olmadığı için kendisi küçük bir operasyon geçirdi, artık küçük mü denir. Buradan acil şifalar diliyoruz. Bu akşam programı sunmak bana kaldı. İki konuğumuz var bu akşam. Gündemimiz yoğun. Ankara stüdyomuzda sevgili kardeşimiz, dostumuz, arkadaşımız, gazeteci Aslan Değirmenci. Merhabalar, hoş bulduk. Amerika Birleşik Devletleri'nde de yine geçen haftadan konuğumuz olan Profesör Doktor Cevdet Akbay da Skype vasıtasıyla bizlere konuk olacak. Merhabalar hocam, hoş geldiniz. İyi geceler. Evet, şimdi hemen mail adresimizi ve Twitter adresimizi de verelim. Program içerisinde zaman zaman maillerimizi ve gönderdiğiniz tweetlerinizi de kullanmaya çalışacağız. Arkadaşlar ekranda veriyorlar zaten. gozdenkaçanlar@kanala.com.tr adresinden mail gönderebilirken ekrandaki Twitter adreslerimizden de bizlere soru, görüş, eleştiri, her tarz fikrinizi gönderebilirsiniz. Biz de zaman zaman buradan okuyup sizlere ifade etmeye çalışacağız. Evet, öncelikle Ankara stüdyomuzdan başlayalım Aslan Değirmenci ile inşallah. Aslan Değirmenci, Hamas'tan çağrı geldi biliyorsun. Üçüncü intifada mı başlıyor sorusuyla başlayalım isterseniz. Evet, gerçekten Hamas, Selahattin Eyyubi'nin torunları, Selahattin Eyyubi'nin torunları olmak adına mücadelelerini yaklaşık 20 gündür aralıksız bir şekilde Siyonizm'e karşı bizlerin onurunu da ayaklar altına düşürmemek için mücadelelerine devam ediyorlar. Bu üçüncü intifadanın da ötesinde bir mücadele. Çünkü bu üçüncü intifada çağrısı ya da bizim o çağrıya gönülden destek vermemiz aslında şu anlama geliyor. İnşallah bu direniş, yani Hamas'ın bu direnişi, Gazze'nin, Kudüs'ün bu direnişi ümmetin de direnişine vesile olacaktır. Çünkü Kudüs özgür olmadan ümmet özgür olmaz. Ümmetin özgürlüğü Kudüs'ün özgürlüğüne bağlıdır. Onun için aslında biz burada işte tartışmaları yanlış yürütüyoruz, yanlış taraftan bakıyoruz. Bir kere ortada bir savaş yok. Bunun adını net bir şekilde koymak gerekiyor. Tek taraflı yürütülen bir soykırım var. Evet, kara harekatı da yok. Yani devlet terörü. Aynen, yani bu manipülasyonlara gelmemek gerekiyor. Tek taraflı yürütülen bir şiddet var, tek taraflı yürütülen bir soykırım var. Ve bizim kardeşlerimiz şu anda bölgede gerçekten çok zor durumdalar.
Çok zor durumda olmalarına karşın zor şartlar altında ümmet adına direnişlerini, mücadelelerini devam ettiriyorlar. Bunun altını çizmemiz gerekiyor. Ve bundan gerekiyor. Gocunmadılar hiçbir zaman. Aynen. Zaten gocunmuyorlar değil mi? Yani yürüyen şehit onlar. Evet. Yani kesinlikle. Yürüyen şehit. Bir de zaten şehit edilen Gazze'lilere baktığımızda da zaten sivil yani çoluk, çocuk, yaşlı, kadın yani askeri kısımdan öyle çok fazla görünürde yok. Bu konuda Birleşmiş Milletler işte çalışma başlatacağını söylüyor sizin söylediğiniz konuda. Evet. Bir çalışmaya gerek yok. Hastanelerdeki kayıtlara bakıldığı zaman orada katledilen, şehit edilen insanların hepsinin sivil olduğunu görebilirler. Binin üzerinde şehit var, %30'unu çocuklar oluşturuyor. Çocuklar yani bunu konuşmanın çok da sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Burada belki de bizim bakmamız gereken şu, Birleşmiş Milletler diyoruz. Birleşmiş Milletler artık Birleşmiş İlletler pozisyonuna gelmiştir. Evet. O zaman bizim Birleşmiş İlletlere çağrı yapmamızın da çok bir anlamı kalmadı. Evet. Bizim Birleşmiş Yürekleri harekete geçirmemiz gerekiyor. Birleşmiş Yürekler kim? İslam coğrafyası. İslam coğrafyası bugün Gazze'de, Kudüs'te maalesef iyi bir sınav vermiyor. Evet. Halen dik duramıyor, halen sesini yükseltemiyor. Arka planında olayın ne var anlamakta zorlanıyor. Niye zorlanıyor? Çünkü İslam coğrafyasındaki birçok ülkenin lideri diktatör konumunda ve bu diktatörlüklerinin bağlantıları da maalesef emperyalizmle örtüşüyor. Yani kendilerine o koltuğu teslim edenler küresel emperyalizm. Onlar da küresel emperyalizme hizmet ettikleri için bugün Gazze'de kardeşlerimiz katledilirken sessiz kalıyorlar. İsterseniz küçük bir hatırlatma yapacağım. Evet. Örneğin Suud neden sessiz diye konuşuluyor ama kimse araştırmıyor. Suud neden sessiz? Çok basit. Mısır darbesinden 2 ay önce Amerika Birleşik Devletleri ile yaptığı silah anlaşmaları var. Bir türlü kamuoyuna getirilmiyor. Evet. Türkiye'nin yaklaşık 10 yılda ödediği borç kadar, bakın IMF'ye ödediği borç kadar ABD ile anlaştığı silah anlaşmaları var. Evet. Silah anlaşması yapılıyor. Suud Göbek'ten ABD'ye bağlanıyor. ABD'nin şartı ise şu. Bak kardeşim, biz ilk başta Mısır'da darbe yapacağız. Bu darbeye sessiz kal. Yeni darbe yönetimine de destek ol. Tamam mı? Tamam. Bak, yarın Gazze'ye bir müdahale olduğu zaman Refah sınır kapısını da açtırmayacağız. Evet. Bu konuda da Mısır'a baskıyı sen uygulayacaksın. Tamam mı? Tamam. Nitekim açmadılar zaten. Aynen. Mısır bazen açmadı. Açtılar günlük bir saat. Açtıklarını ima ettiler günlük bir saat. Fakat yüzlerce tır birikti orada. Yani bu katliamın bir başka boyutu da bu. İlerleyen saatlerde mutlaka o konuya gireceğiz. Evet. Mısır, Suriye kısmına. Ama bizim Birleşmiş Yürekleri ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Hamas'ın bu direnişinin de bütün İslam coğrafyasında uyanışa vesile olmasını diliyoruz inşallah. İnşallah diyelim o zaman, zaten bunu bekliyoruz. İnşallah hasretle bunu bekliyoruz. Çünkü bunu hak eden bir ümmetiz. Bu kadar zelil kalmayı hak etmiyor Müslümanlar. Evet. Peki o zaman Amerika'ya dönelim. Hocam beni duyuyor, biliyor musunuz? Evet, evet. Peki yine ilk sorudan başlayalım. Hamas'tan çağrı geldi. Üçüncü intifada mı başlıyor acaba? Ne düşünüyorsunuz? Oraya yansıması ne? Amerika Birleşik Devletleri'nde nasıl görünüyor durum? Burada 1 Ağustos'ta cumartesi günü, 2 Ağustos muydu? Şu anda tam. Washington'da büyük bir protesto olacak. İsrail'in bu soykırımına karşı, evet, zulmüne karşı, cinayetine karşı. Amerika'daki birçok Müslüman, birçok eyaletteki Müslüman oraya gidecekler. Tabii camilerde, diğer belediye önlerinde, işte şehir şehirde İsrail'e karşı büyük bir haykırış var yani. O kim organize ediyor hocam bu şeyi, kim organize ediyor toplantıyı, gösteriyi? Efendim? Kim organize ediyor hocam? Kim var arkasında bu toplantının? Amerika'daki bütün İslami kuruluşlar, ortak kuruluşlar. Sanıyorum paralel yapı var mı yok mu pek duymadım da. Ama onun dışındaki sanıyorum bütün kuruluşların, bütün İKNA, İSNA ve benzeri bütün İslami kuruluşlar bunu organize ediyor. Arkasında bütün Müslümanlar var. Yani şimdi biraz önce Aslan Bey'in söylediği gibi Hamas'ın mücadelesi dünyadaki bütün Müslümanların, bütün ümmetin birleşmesine vesile olacak inşallah temennisi vardı. Bu Amerika'daki gösteriyle başlıyor gibi mi sanki? Bir taraf değil de bütün ümmetin temsilcileri bir araya gelip İsrail'i telin mi edecekler? Kesinlikle. Yani bu büyük bir gösteri olacağı benziyor. Çünkü yani İsrail kendini savunuyor deseler de oradaki çocuk bedenleri bunu pek savunmaya benzemediğini, bir cinayet, bir soykırım olduğunu açıkça gösteriyor. Ve bu da Müslümanları, sadece Müslümanları değil,
buradaki birçok Amerikalıyı da içten vuruyor yani. Bayağı müthiş bir kızgınlık var İsrail'e karşı. Mesela kamuoyu yoklamalarında bayanların %51'i civarı, %50'den fazlası İsrail'i haksız görüyor. Gençler özellikle, gençlerin %50'den fazlası İsrail'i haksız görüyor. Şimdi Amerika'daki kamuoyu, yani İsrail lobisinin güdümündeki medyanın aşırı propagandasına rağmen halk bu kadar İsrail'e tepki yağdırıyorsa müthiş bir şeydir bu aslında. Peki bunu nasıl sağladık hocam? Yani medya Yahudilerin kontrolünde, lobi kuruluşları Yahudilerin kontrolünde. Amerika Birleşik Devletleri'nde normal halkın İsrail'e karşı böyle tepki göstermesini neye bağlıyorsunuz? Yani nereden bilgileniyorlar peki insanlar? Nereden doğru bilgiyi alıyorlar? Yani şimdi biliyorsunuz Twitter var, sosyal medya var, eskideki gibi bütün medya, yani büyük medya İsrail'in güdümü, İsrail lobisinin güdümünde olsa da bu sosyal medya özellikle özgürlük açısından, yani haberleri olduğu gibi verme açısından büyük önem taşıyor. Bunlar çocuk cesetlerini gördükleri zaman ister istemez vicdanları haykırıyor yani. Hani beyinleri kontrol altına alabilirler ama vicdanları bastırmaları mümkün değil. Kendi oradaki çocuğu, o trajla oynayan çocuk, ceset paramparça edilmiş cesetlere bakan bir anne baba ister istemez bu benim evladım da olabilirdi diye düşünebiliyor yani. Evet. Peki hocam şöyle bir durum var. Biliyorsunuz İsrail yaklaşık bir hafta oldu kara harekatına başladı Gazze'ye. Yani gerçi hava harekatıyla ciddi zararlar verdiler. İşte 1000 şehidimiz var, 5000'e yakın yaralı var. Fakat Gazze'de yaptıkları kara harekatından istedikleri sonucu henüz alamamış görünüyorlar. Bırakın sonuç almayı, henüz Gazze'ye sirayet edebilmiş değil gibi görünüyorlar. Hamas hani küçük bir topluluk gibi görülmesine rağmen onlara nazaran dünyanın en önemli, en büyük ordusu diye, yani ordularından birisi diye zikredilen, öyle lanse edilen, korku salınmaya çalışılan İsrail ordusuna karşı Hamas'ın bu derece direnç sağlayabilmiş olmasını neye bağlıyorsunuz? Nasıl yansıyor oraya? Şimdi biliyorsunuz yani bir tarafta ölümü ölümsüzlük olarak gören Müslümanlar var orada. Evet. Yani devletleri baskı altında, işgal altında. Çocuklar ta belki bugün İsrail'e karşı savaşan İnsanların çoğu, yani hemen hemen hepsi, %99'u diyebiliriz, işgal altında doğmuş. İsrail'in aşağılamalarını, zulmünü, cinayetlerini bizzat şahit olmuş insanlar. Dolayısıyla korkuyu tamamen def etmişler Filistinler. Yani onlarda korku diye bir şey yok. Ne ölüme karşı ne İsrail'e karşı bir korkuları yok. Çünkü ölseler şehitler, cennetlikler. Ölmeseler gaziler, bir zafer peşindeler. Öyle karşı taraf ise tamamen teknolojinin, gücün arkasına sığınan korkaklardırlar yani. Anladım. Onun için şeye inemiyorlar. Yani yüz yüze çatışmaya cesaret edemiyorlar. Kara harekatında da bile uzaktan vurarak şey yapıyor. Böyle bir kara harekatı yok. Yani cesaret edemedikleri ortada. Korku var kalplerinde çünkü. Şeylerin topuklarına sıkıyorlar askerler, şeyden muaf olmak için, savaştan kaçmak için yani. Evet. Görüyoruz. Peki bu şey gibi mi? Yani şimdi İsrail dünyada ve özellikle Müslüman alemindeki İsrail propagandası ya da İsrail muhibi çevrelerin propagandası, İsrail'in çok güçlü olduğu, işte ona karşı durulamayacağı, ona karşı durmaya çalışanların mutlaka yenilgiye uğrayacağı gibi bir algı. Ya bu algı operasyonu, o zaman sahaya indiğinizde Hamas'ın mücadelesinde Gazze'de, Batı Şeria'da pek görünmüyor. Mümkün görünmüyor. Yani aslında bu Hamas'ın direnişi, İslam toplumu, İslam ümmeti üzerindeki İsrail korkusunu da atmaya vesile olacak gibi görünüyor sanki, değil mi? Kesinlikle. Şimdi zaten o darmadağın oldu. Geçen birkaç sene önce Hizbullah'la yaparken karizması epey çizildi. Şimdi Hamas, yani savunmasız çok kalitesiz silahlarla İsrail'i neredeyse diz çöktürecekler. Tamam, şehit veriyorlar, fakat dünyanın en donanımlı,
en güçlü sayabileceğimiz, yani büyük teknolojiye sahip, güçlü teknolojiye sahip bir ülkesini neredeyse diz çöktürecek. Yani o seviyede. Bu da büyük bir şeydir. Yani hem İslam alemindeki bu İsrail'e laf söylersek yanarız, yan bakarsak çarpılırız gibi şeyler geride kaldı. Bunu o Filistin'de küçük yaştaki çocuklar, gençlerimiz yapıyor yani. Bunu bize ders olmalı aslında. İslam alemine ders olmalı. İslam liderlerine ders olmalı. Peki hocam. Ve olacak da inşallah. Hocam özür dilerim. Biraz kendi sahanıza hafifçe gelebilir misiniz? Ekranı ortalama açısından. Evet, böyle kalabilirseniz evet. Böyle kalabilirseniz daha iyi olacak. Çünkü biraz kadrajın dışına çıkma durumu var. Peki şimdi en son Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon İsrail'i ziyaret etti biliyorsunuz. Bütün herkes, bu süreci takip eden herkes, İsrail'in devlet terörüyle ilgili bir çözüm bulunmaya çalışılacağı düşünülürken Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri gitti, Hamas'ı eleştirdi. Şimdi Birleşmiş Milletler biraz önce Aslan Bey de söyledi. Yani nasıl bir kuruluş, ne hale geldi, kimin temsilcisi? Şimdi böyle bir Birleşmiş Milletler varken, işte Ekmelettin İhsanoğlu diyor ya, bu süreç böyle çözülmez. Çok taraflı diplomasi yürütmek lazım. Böyle bir Birleşmiş Milletler varken çok taraflı diplomasiyle bu mesele çözülebilir mi? Yani bir çözüm bulunabilir mi? Yani şimdi bir kavga var. Ağır siklet boks şampiyonuyla bir çocuk arasında. Bu çocuğu hırpalıyor. Size gidip çocuğa kızaraktan ara bulamazsınız yani. Burada olan budur. O teknolojisine bakıyorsunuz, silahlarına bakıyorsunuz. Birkaç gündür binden fazla insanı öldürdüler. 5000-7000'e yakın yaralı var. Şehir yerle bir edilmiş. Siz hala eğer İsrail'i görmeyip Hamas'a kızıyorsanız, bu sizin korkaklığınızdan veya İsrail muhipliğinizden geliyor. Birleşmiş Milletler'in yaptığı budur yani. Evet. İsrail'e çıt yok. Eğer İsrail'e kızılsaydı, eğer İsrail'e tepki konsaydı, özellikle Amerika tarafından, İsrail bu kadar ve Müslüman ülkeler tarafından tabii ki, İsrail bu kadar arsızca saldı, cinayet işleyemezdi. Bu çok açık yani. Evet. Şimdi burada yani bilmiyorum, belki oraya geliriz de ben şöyle bir tarihi şeye gitmek istiyorum. Vakit var mı? Şöyle var hocam, bakalım. Var, buyurun. Evet. Şimdi biliyorsunuz İsra suresi, buna Beni İsrail suresi de deniyor. Orada 4. 5. 6. 7. ayetler çok açık bir şekilde İsrail'in hem tarihteki şımarıklıklarını hem de onların karşılaştıkları cezaları işte çok güzel açıklıyor. Mesela 4. ayette kitapta İsrail oğullarına şu hükmü verdik diyor Cenab-ı Hak. Muhakkak siz yeryüzünde iki defa bozgunculuk çıkaracaksınız ve muhakkak büyük bir kibirlenişle yükseleceksiniz diyor. Yani buradaki iki defa tabii ki İsrail'in yani geçmiş ya, Musevilerin hepsini tabii katmıyoruz. Yani hepsini bir şeye atmıyoruz yani, ama evet. Yahudilerin geçmişteki şeylerine baktığımız zaman bu iki çok manasında kullanılıyor. Çünkü milattan öncesine bakıyoruz, sonrasına bakıyoruz, peygamberlerin katledişlerine bakıyoruz, Medine dönemindeki ihanetlerine bakıyoruz. Yani müşriklerle bir oğlu peygamberimizi yok etme, İslam'ı yok etme şeylerine bakıyoruz. Şimdi 7. ayette eğer diyor iyilik ederseniz kendinize iyilik edersiniz. Eğer kötülük ederseniz o da aleyhinizedir. Ve orada şey veriyor. Yani ikinci, buradaki ikinci tahminimce son, yani son uyarı şeyden bahsediliyor. Tabi birincisi alimler çeşitli yorumlar yapmışlar. İşte Calut dur demişlerdir. Ninova'daki evet. Bazı komutanlar, bazı askerleri demişlerdir. Ama umum görüş şey üzerine, yani Arapların Buhd-ı Nasr dediği, işte Nebukadnezar, ikinci Nebukadnezar Babil kralı olduğu söyleniyor. En güçlü görüş budur. Evet. Biliyorsunuz 500, milattan önce 586'da şey yaptı, İsrail'i yani o bölgeyi işgal edip İsrail kaynaklarına göre 10 bin, İslam kaynaklarına göre 70 bin tane İsrail'i götürdüler. Hatta
alimlerini, çoluklarını, çocuklarını katlettiler. Evlerine girip aradılar. Yani taşların arkasına, ağaçların arkasına baktı. Nerede buldularsa öldürdüler. Bu bir müthiş bir şeydi. Şimdi bu İslam tarihine baktığımız zaman bunun cezası, yani Şaya, Hazreti Şaya, peygamberi katlettiklerinin cezası olarak Cenab-ı Hak gayrimüslim olan, ehli iman olmayan bu Buhd-ı Nasr'ı onların üzerine saldı. Şimdi biliyorsunuz bu şeyler kendileri de biliyorlar, yani kendi Tevrat, kendi kitaplarından bunun bir benzerinin olacağına, yani vakit sonunda, bir son asırlarda, artık kıyamete doğru böyle bir şeyin daha olacağını biliyorlar. Evet. Onun için mesela Saddam Hüseyin'i o gelecek zat olarak bildikleri, tahmin ettikleri için 1992'de Wall of Fields ve diğer neokonlar Irak'ı işgal planları yaptılar. Hatta Baba Bush savaş geri çekildi, yani Saddam'ı devirmeden çekildiği için çok kızdılar ona. Clinton geldiği zaman onu Irak'a sokmaya çalıştılar, beceremediler. O Lewinsky kadınını, evet, musallat ettiler vesaire. Yani öyle bir şeyleri var, öyle bir beklenti var ve bu beklentiyi, bu şeyi bekliyorlar. Hani saldırırken acaba ikinci bu gelecek zat o Filistinli çocukların arasında birisi mi? Yani onu vurmaya çalışıyorlar. Hani Firavun'un şeyi, Hazreti Musa'yı katletmek, evet, için bütün çocukları katletme emri, buna benzer bir şey. Ama yani sarayda yetişti yani yine. Evet, evet. Şimdi tabii onu kurtaracak lider tabii kendi şeylerinde var. Mesela Hezekiel şeyinde, kitabının 38. bölümünde falan detaylı anlatılıyor. Kimler gelecek, kuzeyden, doğudan, güneyden gelecek ve saldıracaklar, büyük tahrip vuracaklar İsrail'e. Bu şeyle de çok bağlantılı. Yani Peygamber Efendimiz'in onlar hakkındaki, yani fitne fesat hata veren bu bunlar hakkındaki hadisiyle uyuşuyor yani. Şimdi tabii bu evangelist dediğimiz adamlar, Hristiyanlar, bu vaiz biliyorsunuz evangelist, evet, gezici vaiz manasında. Yani vaizlerden, hem Türkiye bazı vaizlerden, hem Türkiye çok çekiyor, hem dünya maalesef. Şimdi onlar bunları böyle Yahudileri yem olarak, kurban olarak şeye sunuyorlar. Ki hani İsrail devleti yok edilirse ancak o zaman Hazreti İsa iner. O inanç var yani. Yani onun o için, Armagedon meselesini ki, yani Armagedon mu? Armagedon, evet. Evet, o savaş. Hatta öyle kendi tefsirlerinde diyorlar ki Amerika Birleşik Devletleri bile bir şey yapamayacak. İsrail'e karşı sadece Birleşmiş Milletler de şeyi sayıyorlar mesela tefsirleri. Almanya, Fransa, Ermenistan, Türkiye, İran, Rusya, özellikle Rusya kuzeyden gelen, bunun, evet, Türkiye olduğunu sıklıkla bahsediyorlar. Sudan, Libya, bunlar bütün, yani bir nevi, yani İsrail kendi bu cinayetlerinde, bu soykırımda öyle bir şeye varacak ki artık bütün dünya artık nefret kusacak ve ordularını bu devlete karşı harekete geçirecek. Ya bunu kendi kitapları yazıyor. Evet. İleriye bakan, yani ileriye bakan şeyleri yazıyor. Bunları. Yani bunu bilinç olarak hazırlıyorlar diyorsunuz değil mi? Yaptıkları devlet terörüyle, katliamlarla bu süreci bilinçli olarak tetiklemeye çalışıyorlar. Kesinlikle, tabii ki. Ya şimdi İsrail korkusundan yapıyor. Evangelistler de, işte Hristiyanlar da bunu, Hazreti İsa'nın gelişini hızlandırmak için onları, İsrail'i yem olarak kullanıyorlar. Kurban olarak kullanıyorlar yani. Peki Hazreti İsa'nın geldiğinde yine şu anki Hristiyanların bulunduğu mantık açısından düşündüğünüzde onlar gibi mi gelecek? Onların inanışına göre öyle mi? Yani biz öyle düşünmüyoruz tabii ki de, onlara göre öyle mi? Ya onlara göre şöyle oluyor. Mesela bu yani 200 milyondan fazla askerler var şimdi İsrail'e karşı. Doğudan, kuzeyden, güneyden, şuradan, buradan. Ve İsrail'i yerlen bir ettikten sonra onların inancına göre Hazreti İsa, yani haşa Allah, evet, inecek ve bir şeyle bütün düşmanları yok edecek. Hazreti İsa krallık kuracak, yani yeryüzündeki şeyini kuracak. Şimdi
Şey olarak bizim İslam inancına çok benziyor. Yani evet. Tabii ki bizim İslam inancına göre Hazreti İsa gelecek, Mehdi Aleyhisselam'a tabi olacak, Müslüman olarak şey yapacak. Evet işte bizim inancımız öyle. Onlar da bir krallık kuracak. Bizim beklediğimiz hani 40 senedir, kimisi 40 senedir diyor, kimisi başka rakam veriyor. Öyle bir şey olacak ve bu tarihte mesela ilginçtir. 2022-2024'leri gösteriyor. Bu büyük Armageddon Savaşı. Yani vakit daralıyor yani, onlar açısından değil mi? Tabii ki vakit daraldığı için bunlar kızgınlıktan, çılgınlıktan ne yaptığını bilmiyor. Terörist diyor. Yani İsrail'in yaptığı bu. Yani burada sizin söylediğinizden çıkan sonuç, bunu bilinçli bir şekilde Armageddon'u hazırlamak için İsrail ve evangelistler İsrail'i kullanıyorlar. İsrail'in yok edilmesi için de uğraşıyorlar. İsrail de kendi yok olma korkusundan bu vahşeti, devlet terörünü uygulamaya koyuyor diyorsunuz. Yani öyle yani kitapları, mukaddes kitapları bunları söylüyor. Evet. Peki hocam, şimdi Aslan Değirmenci'yi de fazla bekletmeyelim. Ona dönmek istiyorum. Hem sizi de bir nefeslendirelim. Bir de seste biraz hafif cızırtı var herhalde. Hem bağlantımızı bir yenilesin arkadaşlar. Sonra yine sizinle devam edeceğiz. Aha. Evet Aslan Bey. Biraz uzun bir giriş oldu ama faydalı da oldu bence Cevdet Hoca'nın anladıkları. Şimdi şöyle devam edelim isterseniz. Şöyle devam edelim. Şimdi görünürde Gazze'deki İsrail katliamına karşı, devlet terörüne karşı Türkiye bir şey yapmıyor gibi görünüyor. Hı hı. İçerideki iliştirilmiş İsrail medyası da biraz bu meseleyi halkın gözünde, nezdinde, Cumhurbaşkanlığı seçim süreci öncesinde de olsun, insanların aklını biraz çelelim diye pompalamaya başladı. Sizce böyle mi? Hem diplomatik açıdan hem de halklar açısından bunun hiçbir geçerliliği yok. Öyle evet. Olmadığını da görüyoruz. Hem bir taraftan işte İsrail Büyükelçisi'nin konutunun önünde nöbet tutan Türkler, bir tarafta konsolosluğunun önünde nöbet tutan Türkler, bir tarafta ise Davutoğlu ve ekibinin 24 saat esaslı bir şekilde diplomatik faaliyetlerine devam etmesi söz konusu. Aslında bu soruya cevap şurada gizli. Evet. Hiç çok da bugün neler yapılıyor'a bakmamak gerekiyor. Türkiye Suriye muhalefetine neden destek veriyordu? Türkiye Mısır'da Mursi'ye neden destek veriyordu? Biz bu sorulara cevap verdiğimiz andan itibaren Türkiye'nin Filistin meselesine bakışını çözebiliyoruz. Konu şu, eğer Suriye'de devrim gerçekleşmiş olsaydı, Esed gitmiş olsaydı, Mısır'da ise eskiye dönüş olmasaydı, evet. Mursi ile sistem devam etmiş olsaydı, İsrail bugün Gazze'ye saldırabilir miydi? Cevap çok açık, mümkün değil, saldıramaz. Saldıramaz, evet. O zaman şu soruya bakmak gerekiyor, gerek Türkiye'de gerek dışarıda, başta Neokon medyası olmak üzere, kimlere hedef aldılar süreç içerisinde? Bugün değil, devrim gecikirken ve Mısır'da darbe yapılırken. Hedef şu, Nahda. Hedef Müslüman kardeşler, hedef Türkiye'de AK Parti, Suriye'de ise ÖSO. Hı. Şimdi bunların hepsinin birlikte hareket etmesinin asıl meselesine Kudüs'ün özgürleşmesi. Buna herkes hemfikir. Kesinlikle. Hemfikir değillerse şunu anlatacaklar. Bugün Mısır'da darbe sonrası Gazze'nin can suyunu kesen kim? Bugünkü Sisi. Evet, kapıları kapattı. Gazze bugün can suyuna muhtaç hale geldi. Kesinlikle. Diğer taraftan Suriye Esed. Golan Tepeleri, kendi toprakları yıllardır işgal altında, kendi topraklarını kurtarmak adına İsrail askerlerine tek kurşun atmayan Esed bugün Filistin kamplarını Suriye'de bombalıyor. Evet. Ve maalesef bizim Gazze hassasiyetimizden dolayı bu katliam günübirlik devam ediyor. 3 gün önce Suriye'de bir gazeteci arkadaşla konuştum. Çok ilginç bir bilgi verdi. Evet. Bunun üzerine gidin dedi. Bilgi şu. Terör devleti İsrail'in kara harekatını başlatacağı gün Suriye'deki Filistin kampları Esed tarafından bombalanıyor. Eş zamanlı bir şekilde bakar mısınız katliamın boyutuna? Yani burada düşman kardeşler olarak yansıtılan kişiler bir araya gelmişler. Tek amaç burada İsrail'in toprağını biraz daha genişletebilmesi, biraz daha yaşam alanını genişletmesi ve sandığa hür iradesiyle gelen Hamas'ın alaşağı edilmesi. Evet. Türkiye'nin dış politikası burada doğru mu? Doğru. Neden doğru? Biz Suriye'de ÖSO'nun yanındaydık. Neden doğru? Biz Mısır'da Sisi'nin değil Mursi'nin yanındaydık. Halkın yanındaydık. Her zaman biz halkın yanında durduk ve her zaman Gazze halkına destek veren yapılarla birlikte çalışmalar yürüttük. Ya seçilmiş yönetimleri destekledik zaten. Aynen. Hamas
açısından söylüyoruz. Aynen. Diğer taraftan Türkiye'deki muhalefete bakın. Biraz önce saydığım gibi Türkiye'deki muhalefet ve başta paralel medya olmak üzere marjinal ulusalcılar attıkları manşetlerde skandallara imza atıyorlar. Süreç başladığı andan itibaren, yani Orta Doğu'daki süreçten bahsediyorum, devrim hareketinin başladığı andan itibaren hedeflerinde sürekli olarak ihvan var. Sürekli olarak NAHTA var, sürekli olarak ÖSO var. Her güç yapıda sürekli olarak emperyalizm gibi terörizmle yan yana getiriliyor. Tamamen İslamofobi çılgınlığına dönüştürülüyor. Burada şey var tabii, biraz önce saydınız işte NAHTA, İhvan, ÖSO diye. Onların karşısında da hep bir grup koydular. Türkiye'de de AK Parti'yi saydınız. AK Parti'nin karşısındaki grup da bu durumda paralel yapım oluyor. Aynen, şimdi bunu şöyle anlatabiliriz. Mısır'da Sisi'ye destek veren yapılardan bir tanesi kim? Selefiler. Selefiler, evet. Şimdi Mısır'daki Selefiler emperyalizm tarafından nasıl aldatıldı ve kandırıldı? Biz Mursi'yi göndereceğiz, evet. Şeriatla yönetilen bir sistem getireceğiz. Bu sistemin içerisinde siz de yer alacaksınız. Selefiler ne yaptı? Bu tuzağa düştü. Zaten Mısır'daki Selefilerin de bu tuzağa düşmeye hazır olduğunu hepimiz biliyoruz. Parantez içerisinde açıyorum, Orta Doğu'daki bütün Selefilerle Mısır'daki Selefileri aynı tutmuyorum. Ha, ama Mısır'daki Selefilerde bir sıkıntı vardı. Koltuk ve kendi istikrarlarını, statikolarını devam ettirebilme adına eski sisteme sahip çıkmaya kalktılar ve ayaklandılar. Mursi'ye karşı, kendilerine her türlü özgürlüğün sözünü veren adama karşı ayaklandılar. Evet, Türkiye'de ne oldu? Yine paralel yapı, Başbakan Erdoğan'ın kendilerine yine her türlü özgürlüğü verdiği bir dönemde, kendilerine ki en çok rahat hareket edebildikleri dönemde diyelim. Kesinlikle yani. Sınırsız alanların açıldığı bir dönemde tuttular küresel emperyalizmin hizmetine girdiler ve Türkiye'de bir ayaklanmaya imza attılar. Evet. Dershane kalkışmasıyla başladı, 17 Aralık'la devam etti, 25 Aralık'la sürdü. Aslında dershane tartışmasıyla ön plana çıktı. Daha önce o mücadele başlamış. Tabii ki işte. O mücadele daha önce başladı ama su yüzüne dershane tartışmasıyla artık ön plana çıkmaya başladı. Aynen. Zaten. Bu da şunu gösteriyor, yani bugün Filistin'de, Gazze'de olan olaylar Türkiye'yi direkten ilgilendiriyor ve birbirinden ayırt edilemeyecek kadar da önemli konulardır. Evet, şunu da altını çizmek istiyorum. Biraz önce siz de vurguladınız. Girişte ben de söyledim. Cevdet Hocam da söyledi. Birleşmiş Milletler'in zaten kuruluşuna baktığımız zaman kuruluş sonrasında ilk yaptığı hamlelerden bir tanesi İsrail'in devlet olması. Yani devlet olması. Yani şimdi zaten Birleşmiş Milletler'in emperyalizmin gayrimeşru çocuğu, İsrail'in ise emperyalizmi. Sanki İngiltere zaten Birleşmiş Milletler kurulsun diye bekliyor. Hemen kurulur kurulmaz. Birleşmiş Milletler'e aynen devrediyor. Ve işte muhtemelen Müslüman dünyasından gelecek tepkileri şey yapmak için, hafifletmek için de ortak bir kararmış gibi aynen ilk uygulamasını yapıyor. Bir de yapmış. Burada şu eleştiriler var, işte hiç bugüne ilgilendirmeyen bir mesele bugünün meselesiymiş gibi gündeme getiriliyor. Nedir o? Türkiye'de ilk tanıyanlar arasındaymış. Biliyorsunuz Ekmelettin İhsanoğlu da bu yorumu yaptı. Evet. Skandal ötesi bir yorumdur. Bu Müslüman Türk halkının tanıdığı bir yapı değildir. Değil. Devlet demeye bakın. Yani özellikle dikkat ediyorum. Zaten devlet evet olarak görmüyoruz. Bu İnönü'nün bir operasyonudur. Tanıyan İnönü'dür. Halk değildir. Kamuoyu değildir. Bir kamuoyu yoklaması yapılmamıştır. Vatandaşa sorulmamıştır. O zaman bunu biz tanımadık. Yani bir nevi şunu diyebiliriz. Aslında o devlet bizim devletimiz değildi. Kesinlikle zaten değil. Yani Milli Şef'in devletinin hangi şartlar altında evet kurulduğunu bilmeyenimiz de yok. Milli Şef'in tanıdığı devleti bugün biz tanıyormuş gibi gösterilmesi ya da bu vatandaşların Filistin meselesini, Orta Doğu meselesini tarafsız gibi kalması namussuzluktur. Evet. Biz tarafız. Tarafız, kesinlikle. Biz Kudüs'ten, taraf olmak Gazze'den zorundayız. Yana tarafız. Taraf olmak zorundayız. Aynen zaten. Yani ümmet için orada insanlar canlarını feda edecekler. Mescid-i Aksa'nın bekçiliğini yapacaklar. Biz burada taraf mıyız değil miyiz? Hayır, bir de şöyle bir şey var. O devleti, şu anda devlet terörü uygulayan devleti orada kurabilmek için bizim olan topraklarda, yani bizim bağrımıza hançer sokarak o eylemi yaptılar. Bizim 33 yıl muhteşem bir padişahlık göstermiş Sultan II. Abdülhamit'i sırf o toprakları onlara devretmediği için, vermediği için yıllarca Kızıl Sultan diye bizim çocuklarımıza öğrettiler. Evet. Yani onun intikamını öyle aldılar. O topraklar bizim topraklarımızdı. Orayı bizi güçsüz düşürerek, içimizden hançerleyerek, İttihat Terakki vasıtasıyla, sağ olsunlar zaten. Şu anda onun zihniyetinde biraz önce söylediğiniz işte İsmet İnönü'de şey yapacak, ortaya çıkacak. CHP zihniyeti zaten İttihat Terakki'nin devamıydı. Yani o mantıkla zaten bu süreci devam ettirdiler. Yani burada baktığımız zaman sizin söylediklerinize ek olarak sadece şunları söyleyebiliriz. Evet, İsrail şişirilmiş bir balondur. Ümmet evet ayağa kalktığı anda itibaren o balon çok rahat bir şekilde patlayacaktır. Hamas bunu dünya kamuoyuna tekrar göstermiştir. Daha önce Başbakan Erdoğan Van Mınık çıkışıyla
İki gün önce de CNN'e verdiği İsrail terörist devletleri çıkışıyla da bunu ispatlamıştır. Biz ne yapacağız? Bundan sonra onu konuşmamız gerekiyor. Evet. Bu direnişe karşı nasıl destek vereceğiz? Çünkü biz tarafız. Altını aynen çizerek öyle söylüyorum. Terörist bir devletin yaptığı eylemlere tarafsız bakarsak terörizme yardım ve yataklık yapmış oluruz. Biz terörizme yardım ve yataklık yapacak kadar aşağılanmış bir toplum değiliz. Biz Selahattin Eyyubi'nin torunlarıyız. Kesinlikle. Onlara da sahip çıkmak zorundayız. Bunun altını o tarihi mirasa sahip, bunu o becerebilecek kadar tarihi mirasa sahip bir devletiz. Bakın muhtemelen sosyal medyadan ve televizyonlardan fark etmişsinizdir. Bunu zaman zaman zaten ifade etmek lazım. Her kişinin İsrail'e karşı, bu yapılan devlet terörüne karşı, vahşete karşı, hı hı, sivil katliamına karşı verebileceği bir tepki var. Yani yapılmayacak bir şey yok. İlginç bir şey oldu biliyorsunuz. 20 Temmuz'da Nürnberg'de bir Türk, İsrail'e destek vermeye çalışan bir İsrail grubuna, hı hı, kafa tuttu. Yaklaşık bir 4 dakikalık falan bir bant var. Orada çok bilinçli bir şekilde onlara tepkisini koydu. Korkmadı. Yani bizim İsrail'den korkmamamız lazım. Kişisel olarak da toplumsal olarak da yapabileceğimiz çok şey var. Bir araya gelmemiz lazım. Ümmet olmanın gereğini yerine getirmemiz lazım. Korkmamamız lazım. Çekinmememiz lazım. Kesinlikle. Her ortamda da tepkimizi gösterebilmemiz lazım. Örnek olabilmesi adına isterseniz o bandı bir seyredelim. Hı hı. Bakalım ne olmuş Nürnberg'de, nasıl davranmışlar. Ondan sonra onun üzerinden tekrar yorum yapalım. Evet, buyurun efendim. Was kannst du dagegen sagen? Nichts! Kopf zu Kopf schütteln! Ich kann dir Bilder
Efendim tekrar beraberiz. Şimdi Twitter'dan takip ediyorum. Bazı arkadaşlar soruyorlar. Tekrar hatırlatalım. Bu akşam Sadık Yalsız Uçanlar, sevgili Sadık Yalsız Uçanlar aramızda değil. Maalesef bir operasyon geçirmek zorunda kaldı. Ameliyat oldu yani, o yüzden aramızda değil. Kendisine tekrar acil şifalar diliyoruz. İnşallah bayramdan sonra yine kaldığı yerden hızlı bir şekilde bizimle birlikte olmaya devam edecek. Evet. Hocam beni duyabiliyor musunuz? Evet. Peki şöyle bir soruyla başlamak istiyorum. Şimdi İsrail'in devlet terörü devam ediyor. Sivil katliamı devam ediyor ki muhtemelen Hamas'ı ateşkesi zorlamak için özellikle sivillere daha fazla saldırıyor. İşte evlerin yıkılmasına sebep oluyor. Çocukları öldürüyor, kadınları öldürüyor, yaşlıları öldürüyor. Askerlere karşı çok fazla başarılı değil. Hayatının dersini alıyor gibi görünüyor. Peki bundan sonra, bu süreçten sonra Müslüman halklar ve Müslüman yönetimler nasıl tavır almalı? Yani ne yapmamız lazım? Nasıl davranmamız lazım? Ümmet arasındaki birlikteliği artırabilmek için ne tarz hareketler yapmamız lazım? Yani orada saldırıya uğrayanlar, orada öldürülenler sadece Filistinli olarak değil, bizim kardeşlerimiz, insan, her şeyden önce insanlar yani. Bunun aslında sadece Müslümanlar değil, bütün insanlığı yasa boğması gereken cinayetler işleniyor orada. Yani bu şeyler, vurdum duymazlık karşıdaki caniyi daha da cesaretlendiriyor. Bediüzzaman'ın çok güzel bir sözü vardır diyor. Aç canavara tahabbub, yani aç canavara böyle hani muhabbet göstermek, sevgi göstermek, şey göstermek veya iyisin iyisin işte akıllısın demek onun iştahını açar. Yani parçalar seni, döner bir de kirasını ister. Yani buradaki İsrail işte alttan alalım, şey yapalım, belki hani şey olur da merhamete gelir, öldürmez falan dersek daha çok insan öldürecek. Bunu 2009'da yaptı, daha önceleri yaptı. Yani öldürmeyi çok iyi bilen bir devlet. Kesinlikle. Bunu başbakan da söyledi 2009'da. En iyi yaptıkları şey masum yani, insanları öldürmek zaten herhalde. Evet. Yani burada o görevini yapıyor. Müslümanlar da kendi görevlerini yapmalılar. Yani Filistin'e desteği korkmadan, çünkü haklı olan biziz. Haklı olan korkmamalıdır. Yani İsmet İnönü'yü sevmem ama sevdiğim bir lafı vardı diyor. Namuslular da diyor, namussuzlar kadar cesur olmadıkça bu öyle devam eder. Yani biz de İsrail kadar cesur olmazsak, yani hiç olmazsa buğz etmezse, hiç olmazsa oradaki genç gibi, Almanya'daki genç gibi kalkıp cinayetlerini yüzlerine vurmazsak o bundan cesaret alır yani. Ama hocam sadece zaten değil, yani hocam zaten devletler de mesela yani şey etmek lazım. Bu liderlere işte kendini savunuyor diyen liderlere seslenmek lazım. Orada öldürülen çocuk sizin çocuk olsaydı gene öyle der miydiniz? İsrail kendini savunuyor der miydiniz?
O çocuklara ne suçu var? O çocuklar herhalde arkadaşlar bağlantı kesildi. Şimdi hocayı tamamlama açısından bir şey ifade etmek istiyorum. İş o noktaya gitti ki öyle bir devletten bahsediyoruz ki, öyle bir toplumdan bahsediyoruz ki İsrail'de bakın. İki tane örnek vereceğim. Bir tanesi Bar İlan Üniversitesi Profesörü Doktor Mordechai Kedar diye birisi. Hı hı. Şöyle bir öneride bulunabiliyor yani zihniyeti anlama açısından söylüyorum. Canlı bomba olacak Filistinlilerin annelerine ve kız kardeşlerine tecavüz edilmesini öneriyor. Evet. Yani adam diyor ki bunlar şimdi canlı bomba olup işte bizim üzerimize salıyorlar bunları. Bunlar bilsinler ki kendileri öldükten sonra kız kardeşlerine ve annelerine tecavüz edilsin. Ya böyle bir zihniyetten bahsediyoruz. Ya da bir tane hahamları, dini liderlere bakın bunu bizim Diyanet İşleri Başkanı'nın ya da bir müftünün, bir imamın söylediğini düşünün. Yani insanda nasıl bir dehşet algısı oluşturabilir? Haham Dov Lior diye birisi diyor ki tüm Filistinliler öldürülsün. Ya böyle bir devletten bahsediyoruz. Yani terör genlerine, toplumuna, insanlarına yerleşmiş, acımasız, mekanik bir toplumdan bahsediyoruz. Biz de artık şunu söyleyebilmeliyiz. Şimdi anlattığınız portrede bir vahşet var, evet, bir gerçeklik var. İsrail kahrolmasını gerektirecek her şeyi yaptığı için kahrolsun İsrail diyebilmeliyiz. Çünkü baştan aşağı bugün programda anlattıklarımız, sizlerin izlettiği, biraz önce söylediğiniz sözler artık İsrail'in kahrolmasının zamanının, evet, geldiğinin göstergesidir. Evet. Bunun için de başta Türkiye halkları olmak için büyük bir devrime imza atmanın onuru şerefine yakınlaşmış durumdayız. Biz devrim için ayağa kalkmak zorundayız. Orta Doğu halkları bu devrime sahip çıkmak durumunda. İşte bize dayatılan sınırlar, Siyonizmin dayattığı planlar, İngiltere'nin çizdiği sınırlar, Amerika Birleşik Devletleri'nin günübirlik oynadığı oyunlar, diğer taraftan Birleşmiş Milletleri'nin kendi sınırlarını, kendi belirleme açısından yaptığı oyunlara İslam coğrafyasını kan gölüne dönüştürme çabaları. Bunların hepsini aşabilecek güçteyiz. Nasıl aşabilecek güçteyiz? İlk başta Hamas'taki, Gazze'deki kardeşlerimizin sesine kulak vermek durumundayız. Eylem halinden bir gün olsun, bir saat olsun vazgeçmemek durumundayız. Sürekli bir boykot şeklinde çalışmalarımızı sürdürmeliyiz. Düşünebiliyor musunuz? Başbakan Erdoğan'ın ve Türkiye halkının dik duruşu İsrail'deki marketler zincirini rahatsız ediyor. Bizim, evet, Türk firmalarının ürettiği ürünler onların marketlerinden iniyor. Fakat bizim marketlerimizden maalesef onları biz indirebilmiş değiliz. Halkımız da bu konuda duyarlı değil, iş adamlarımız da duyarlı ama değil. Ama içimizdeki İsrailler de halkı zaten yanıltma ve işte, hı-hı, bu işe sevk olmamaları yönünde uyandırmaya çalışıyor. Şimdi öyle ilginç şeyler oluyor ki. Mesela üniversite rektörleri, 120 tane üniversite rektörü İsrail'i telin kınıyor, etmek için, evet, kınamak için bir bildiri yayınlıyorlar, imzalıyorlar. İki üniversite, hı-hı, imzalamamış. Bir tanesi Fatih Üniversitesi, paralel yapıyor, hı-hı, yakın bir üniversite. Diğeri ODTÜ. Şimdi burada Fatih Üniversitesi gerçi sonradan açıklama yaptı. Belki bu toplumsal baskıdan olsa gerek, ben öyle olduğunu düşünüyorum. Dediler ki bu bildiri bize ne kişisel olarak rektöre ne de üniversiteye gelmedi. Biz de işte İsrail'in yaptığı katliamı kınıyoruz dediler. Ama ODTÜ'den asla ses çıkmadı. ODTÜ'ye şunu sormak lazım. ODTÜ hani anti-Amerikancıydı? Çok güzel bir noktaya geldiniz. Hadi buyursun. Yani ODTÜ anti-Amerikancıysa eğer bunu ilk imzalayacak üniversite olmak zorundaydı işte. Ama bize bunu böyle yutturmaya çalıştılar her seferinde. Aynı şeyi, hı-hı, yaptılar. Şimdi çok önemli bir noktaya geldiniz. Bunu açmak istiyorum. Lütfen. Şimdi bir tarafta Türkiye var. İşte bu Siyonizmin, Amerikan emperyalizmin, Batı işgalinin karşısında dik duran hükümetiyle, evet, devletiyle, vatandaşıyla. Bir tarafta ise sosyalist ülkeler var. Bakın çok ilginç. Evet. Bizdeki sosyalistler ise maalesef neokonların peşine takılmış. Ha işte. Yani kendi sonlarını hazırlar bir vaziyette çalışmalarını devam ediyorlar. Şimdi 1960'lara gidelim, 1970'lere gidelim. Bugün yani Gladio'nun peşinden gidiyorlar. Yani Tamer Korkmaz'ın deyimiyle bakın Avrupa'da hep tanımlaması şöyledir. Gladio'nun tarihini anlatırken Kızıl Tugaylar ördeğini verir. İtalya'daki Bader Meinhof çetesini verir. Görünürde bunlar sol bayrak gösterirler ama Gladio'nun şeyleridir, örgütleridir. Yani şimdi Türkiye'de de öyle sol sosyalist diye gördüğünüz, normalde bu emperyalizme karşı çıkar diye düşündüğünüz insanların tamamı
emperyalizmin peşinden koşa koşa gidiyorlar. Onların temsilciliğini yapıyorlar. Bir terslik var yani. İsterseniz hatırlatalım. İşte dün Cumhuriyet mitinglerinde o arkadaşların attığı sloganları hepimiz hatırlıyoruz. Ne AB ne ABD, tam bağımsız Türkiye. Evet. Şimdi ben onlara soruyorum. Ne AB ne ABD derken, bir kere AB fonlarını ben incelediğimde en çok AB fonlarından faydalanan kurumlar bugün işte bu emperyalizme karşı durduğunu iddia eden yapılardan oluşuyor. Diğer taraftan bugün işte AB, ABD bir olmuşlar. Siyonizmin destek verdiği bir işgali kapı aralamışlar, çarpışıyorlar. Fakat bu arkadaşlarımızın hiçbiri ne Büyükelçiliğin önündeler ne de yazdıkları yazılarında Siyonizmi bir başkaldırıda bulunmuyorlar. Onun ötesi şimdi hepimiz biliyoruz. Onların şu andaki derdi biliyorsunuz Ekmelettin İhsanoğlu'nu Cumhurbaşkanı seçtirmek. Yani Tayyip Erdoğan seçilmesin de. Ne olursa olsun. Ne olursa olsun yani modundalar bu, zaten. Bu anlayış da, bu anlayış da yani maalesef. Kendilerini inkar eder haldeler şu anda zaten. O zaman ben şunu söyleyeyim. Kendileri şu anda Deniz Gezmiş'i de inkar ediyorlar. Deniz Gezmiş'in de kemiklerini sızlatıyorlar. Evet. Çünkü Filistin'de sol adına mücadeleye katılanlardan birisi Deniz Gezmiş'tir. Deniz Gezmiş'in arkadaşları da orada Siyonizme karşı silahla mücadele vermiştir. Bugün bizim karşımıza çıkıp sakın Deniz Gezmiş'le ilgili bir cümle kurmaya kalkmasınlar. Önce bağımsız Filistin, bağımsız Kudüs, bağımsız Gazze için son 15 gündür ne yaptıklarını anlatsınlar. Türkiye'nin dış politikasını eleştirirken Gazze'ye nasıl ihanet ettiklerini görsünler. Evet, bunun açıklamadan, bunun yorumunu yapmadan bana yani emperyalizmden bahsetme şansları yok. Yani karşıda... İşte bugünkü imzada ODTÜ'nün ne yaptığı meydana çıktı zaten. Bu da önemli. Yani istediğiniz kadar anti-Amerikancıyım deyin, ortaya koyduğunuz bir eylem sizin ne olduğunuzu zaten pat diye insanların gözünün önüne çıkartıyor. Bu da önemli. Niye imzalamıyorlar biliyor musunuz? Çok farklı bir açıdan gündemi 28 Şubat'a taşıyorum bu konuda. Fatih Üniversitesi de, ODTÜ Üniversitesi de aynı yapıdan besleniyorlar. Bir taraf gezicilerle Türkiye'ye kumpas kurdu. Bir taraf 17 Aralık'la Türkiye'ye kumpas kurdu. Şunu bekliyorlar. Acaba biz eleştirmezsek bugün tek hedefimiz bu iktidarın gitmesi. Bugün tek hedefimiz Türkiye layıktır, layık kalacak sloganlarını atabilmemiz. Evet. Bugün tek hedefimiz bize sunulan statikodan devam etmemiz. İki yapı da bunu söylüyor. Evet. Aslında bunlar İsrail'e şu mesajı veriyorlar. Gelin kardeşim, yeni bir 28 Şubat için biz hazırız. Evet. Paralelciler, biz size destek vereceğiz diyorlar yani. Paralelciler ve ulusalcılar birleştik. Sizin gelmenizi bekliyoruz. Dün 28 Şubat'ta biz sizin için bir araya geldik. Müslümanların ayağına çelme taktık. Bugün de aynı kumpasın içerisinde yer almaya hazırız. Ama bakın, unuttukları bir şey var. Unuttukları bir şey var. Türkiye eski Türkiye değil. Değil. İşte tamam, bütün mesele bu. Yani film onlar açısından burada kopuyor zaten. Hı hı. Yeni Türkiye artık onlarla mücadele etmeyi öğrendi, öğreniyor. Halk bilinçlendi. Onları yemiyor. Yani nasıl mücadele edeceğini fark etmeye başladı insanlar. Tepkisiz kalmamaya. Bakın çok ilginç bir şey daha, bir örnek daha vereceğim. Arkadaşlar ekrana da verebilirler. Bosnalı bir kardeşimiz Emine Şeceroviç Kaşlı diye bir arkadaşımızın iki tweet'i var. Şimdi bazılarımız diyorlar ya İsrail'de işte Gazze'de insanların başına İsrail uçakları bomba yağdırırken biz Ankara'da, İstanbul'da, işte Diyarbakır'da toplanıp sokaklarda bağırsak ne işe yarar, tamam mı? Ne faydası olur diye. Bakın o arkadaşımız ne diyor. Arkadaşlar ekrana verdiler zaten, orada da görebilirsiniz. İki tane tweet'i var Bosna Savaşı ile ilgili. Demiş ki bakın, Bosna Savaşı'nda Türkiye'de Bosna için yürüyüş diye haber aldığımızda mutlu olurduk, evet. Moral olurdu. Psikolojik güç çok önemli bu durumda demiş tweetinin birinde. İkincisinde de evet, Türkiye'deki destek Bosna Savaşı'nı durduramamıştı. Ama bizlere moral veriyordu, savaş psikolojisini anlamanız zor, inanç ölmemeli. Bakın oradaki Hamas yani Gazze'deki o Müslümanların, Hamas'ın savaşan yiğitlerinin şeyleri, inançları ölmemesi için bizim burada toplanmamız, tepkimizi göstermemiz, onların haklılığını dünyaya haykırmamız, susmamamız lazım. Aynen. Bu çok önemli. Yani işe yaramıyor falan diyenler tamamıyla meseleyi söndürmeye yönelik hareketler yapıyorlar. Evet, bunları düşünen insanlar var. Bazıları da var. Bakın işte paralel medyadan bir arkadaşın bir tweetini yine verelim. Onu da bir görelim. Mantık olarak ne noktadayız? Oraya da bakalım arkadaşlar. Mehmet Baransu'nun bir tweeti var. 17 Ocak 2014'te kullanmış. Beyefendi diyor ki, peygamber bile Yahudilere iyi davranmış. Siz nasıl sürekli Yahudilerle çatışırsınız? Bu İsrail nefreti nedir? İsrail bizim en iyi müttefikimiz. Yani İsrail'le aramız bozulmasın diye İsrail'le çalışmaya devam edelim. Türkiye eski Türkiye olsun. İsrail yine Türkiye'de cirit atsın. MIT'in bütün istihbaratları aslında İsrail'e gitsin, CIA'ya gitsin.
Devlet bizim devletimiz olmasın isteyen arkadaşlardan. O zaman devam ediyorum. Bunlara şöyle bir şey söyleyeyim. Bir örnek daha vereyim, ondan sonra devam edelim. Emre Uslu. Today zamanında bir yazısı var. Aslında meselenin AK Parti ile hükümetle paralel yapının çatışmaya başlamasının temellerinden bir tanesi. Aradaki şeyin, çatışmanın sebebinin ne olduğunu çok net bir şekilde söylüyor. Demiş ki yazısında. Bu çok önemli bir yazıydı zaten. İlk olarak hükümetin İsrail ile olan sorunlu ilişkileri Gülen hareketi içindeki hoşnutsuzluğun kaynaklarından biri. Türkiye'nin İsrail ile çatışma içinde olmaması gerektiğini düşünüyorlar. Çünkü Gülen hareketi İsrail ile olan çatışmanın Türkiye'yi batıdan uzaklaştırdığını ve ülkeyi İran, Rusya ve Orta Doğu'ya yakınlaştırdığını düşünüyor demiş. İşte temel mesele bu zaten. Aynen. Yani şu anda olan bitenin, Türkiye'nin yaşadığı sıkıntıların, Gazze'de yaşananların, Suriye'de yaşanan sıkıntıların, Irak'ta yaşanan sıkıntıların tamamı bu işte. Türkiye'yi çevrelemek, Türkiye'yi eski Türkiye'ye döndürmek, İsrail'in çiftliği haline, Amerika'nın çiftliği haline getirmek. Zaten bu kadar net. Zaten bu arkadaşların da çift kimlik olduğunu, kripto olduğunu hepimiz biliyoruz. Daha ilginç bir önerim olacak bu arkadaşlara. Biliyorsunuz İsrail'in çağrısı üzerine birçok dünya ülkesinden Siyonizm adı altında paralı askerler toplanıyor. Evet, paralı askerlerin sayısı da 5000. İsrail'de bizim kardeşlerimize katliam yapıyorlar para karşılığı. Hiç durmasınlar. Bu kadar Türkiye karşıtıysa, bu kadar Gazze karşıtıysa paralı asker olarak İsrail'e katılsınlar. Mücadelelerini orada versinler. Bu topraklardan beslenmekten, İslam coğrafyasını karalamaktan vazgeçsinler. Ya böyle bir şey yok. Bunu kabul etmemiz mümkün yani değil. Yani fitneden vazgeçsinler. Ya, fitne. Ya artık, bu çok büyük bir fitne. Artık bu fitneyi aştı. Yani bu ihaneti aştı. Yani bunu tarif edecek hiçbir şey yok. Çünkü biz bugün Türkiye'de yaptığımız eylemlerle şunu başardık. Bunu kimse görmüyor. Amerika'yı hareketlendirdik, İngiltere'yi hareketlendirdik, Fransa'yı hareketlendirdik. Çünkü Anadolu Ajansı'nın çarkını görmüyorlar, gücünü görmüyorlar. Bakın Anadolu Ajansı bugün küresel bir güç olmuştur. Anadolu Ajansı gücünü kullandıkça bütün dünyaya son dakika haberliğini hem Türkiye'den hem Orta Doğu'dan dezenformasyonsuz bir şekilde net gönderdikçe bunlar kuduruyor. Bakın bunların Türkiye'deki ikinci hedefi de Anadolu Ajansı'nı güçsüz hale getirmek. Neden? Çünkü küresel emperyalizmin karşısında dünyada ilk defa duran bir İslam ajansı meydana geldi. Kesinlikle. Ya bunu da ya bunu örnekleri çoğaltacağız biraz sonra zaten İHA'yı söyleyeceğiz. İşte TİKA var. Ya onların niye zaten bunlara karşı olduklarını, bunlara operasyon yapmaya çalıştıkları çok açık. İstersen bir kelimeyle geçelim oraya. İHA, Memursan ve TİKA kahrolsun İsrail dedikçe her üçü hakkında da paralel medyada günübirlik manşetlerde yalan haberler çıkıyor. Destekmek çok kolay zaten bunu yani. Evet. İstersen hocama dönelim. Hocam orada mısınız? Evet. Evet. Siz size sorduğumuz soruyla isterseniz yarım kalmıştı. Oradan devam edelim. Biz o konuya girmedik. Biraz konuyu biraz daha açtık. Şu an itibariyle yani ümmet bundan sonra nasıl davranmalı? Ne yapabilir? Tavsiyeleriniz nedir? Çözüm önerileriniz var mı? Valla çözüm tabii saflar netleşiyor. Bu saflardaki kimin işte neokonların cephesinde saf dizildi, kimin işte İsrail lobisinin güdümüne olduğu netleşiyor. Burada saflar belirginleşirken bizim de yerimizi almamız gerekiyor. Burada yerimiz İsrail lobisi gücünden dolayı İsrail lobisinin bayrağı altı olmamalı. Haklı kimse güçsüz bile olsa haklının yanında olmak ki bugün Gazze'deki o masumlar haklıdır. Memleketleri işgal edilmiş. Onunla yetinmeyip her gün onlarca çoluk çocuk ihtiyar yaşlı demeden öldürüyorlar. Bizim yerimizde onlar olmalıdır. Yani bu güç birliği olunca tabii ki bu karşıdakinin kalbine de korku yerleştirecektir. Onu da kendisine çekip düzen vermesini sağlayacaktır. Bir de şu var mesela bugün zahiren çok kötü gözükse de biz ümit var olmalıyız. Yani yarının çok parlak olacağını biz bilmeliyiz. Çünkü Peygamberimiz haşa yalan söylemez. Geleceği görmüş, geleceği söylemiş. Bu zalimlerin sonunu, akıbetini göstermiş, söylemiş yani. Ya bize müjdeyi vermiş, biz onların sonunu biliyoruz aslında.